Le magazine Envoyé spécial sur France 2. Une question France 2, özel muhabir. Sayın Erdoğan, Fransa, Avrupa Birliği size acaba terörle mücadelede güvenilir mi? Suriye'deki iç savaşın başladığı andan 7 yıl sonra orada savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı acaba pişman mısınız ve bu konuda güvenilebilir mi? Avrupa'ya ve Fransa'ya orada savaşmış olan yabancı savaşçıların geri dönüşünün konuşulduğu bu dönemde bunu soruyorum. DAEŞ'in bazı üyeleri Türk personelin Türk konsolosluğu, Musul konsolosluğu personelinin serbest bırakılmasında bir takas yaşandı mı acaba? Alman, Avusturyalı, Fransız, İngiliz, başka tutsaklarla ilgili bilgi edinebildiniz mi bu bağlamda? Ve bu bağlamda edinebildiğiniz bilgileri Fransız istihbaratıyla paylaştınız mı? Sayın Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suriye'de çok uzun yıllar bir çifte oyun olduğunu gördük ve bazı salafist ve başka gruplara desteği konusunda ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin? Sorunuzu anlamadım. Suriye'ye kim silah gönderdi? Suriye'ye kim silah gönderdi? Şimdi kamyonlar, istihbarat MIT servislerinin kamyonları bulunmuş. 2013 sonu 2014 Ocak ayında sınırda bulunmuş ve bunlar içerisinde silah bulunmuş ve bunlar hemen bu görüntüler. FETÖ konuşuyorsun. Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Je parle comme un journaliste français. Gazeteci gibi değil, tam FETÖ'cü gibi konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda onlar içeride. Hapisteler şu anda. Ve operasyonu yaptılar. Bakın, istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi nereye neyi taşıyacağı gibi yetkileri vardır, hakkı vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4000 tır Suriye'ye şu anda getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun? 4000 tır, gazetecisin ya. Bunları da bir öğrenseydin, bunları da bir araştırsaydın, bunların üzerinde de bir dursaydın. Niye bunların üzerinde durmuyorsun? 4000 tır. Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok. Onu da bilmenizi isterim. Ve tamamıyla bir FETÖ ağzıdır bu. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin. En son haber.com